Şimdi şimdiye kadar 5 yıla yakın bir süredir bu arsa satışları, hisseli arsalarla ilgili kararlar alındı. Ben o zaman da hatta bu alış kelimesini koymamıştınız. Ben ilave ettirdim hatırlıyorsanız. Satışı ve becaişi konulmuştu. Ama niyetiniz olmadığı için hiç o kelimeyi koymamıştınız. Şimdi sonuna da olsa, bakın önce satış, sonra becaiş, sonra alış. Yani tercih sıralamanız da öyle, oradan belli oluyor. Alış en sonunda. Ben sordum, şimdiye kadar bu hisseli arsa satışlarında, alış ve satışta hiç hisse belediye aldı mı vatandaştan? Hayır. Tarifa mı aldık başkanım? Olsa kalın çıkar. İnşallah bu ayağa tarif oluruz çünkü buradaki rakamlar çok farklı. Ama başkanım şimdi bak burada, bakın burada, buradaki rakamlara bakalım. Tabii bu. Bakın bu arsa kaç metrekare? 3.360 metrekare. Belediyenin hissesine kadar? 3.110. Vatandaşın hissesine kadar? 250. Şimdi arsanın 3.000 küsur metrekaresi belediyenin, 200 metrekaresi de Ahmet Efendi. Belediye 3.000 metrekareyi Ahmet Efendi'ye satacak, değil mi? Ya burada, burada bile bakın, burada bile satışı düşünüyorsunuz. Şimdi burada eğer siz, eğer bu encümen üyelerine hitap ediyorum arkadaşlar. Encümen başkanlığını kim yapıyor bilmiyorum. Siz mi yapıyorsunuz başkanım? Ha, neyse encümen üyesine arkadaşlara hitap ediyorum. Eğer siz burada 200 metrekare, 3.000 küsur metrekarelik arsanızı 200 metrekare hisse sahibine, Kiev'de baktık, yerinde bina falan da yok, boş tarla, bu adama satarsanız vebalinden kurtulamazsınız. Hiçbir arsayı şimdiye kadar belediye almadığı için ben endişem bundan. Siz satıcısınız, alıcı değilsiniz. Ya ben şimdi, sizi alıcı olarak görmüyorum burada, onun için. İşteyse burada, işteyse bunu satmayın. Allah rızası için. Ben burada bir şey söylemek istiyorum. Bunun örnekleri Süleyman Bey'in zamanında da, Mücahit Bey'in zamanında da çoktu. Başkanım ahiret hesabı sordu. Siz encümene bu size yetişir mi bilmiyorum. Bu dönem kimeyse. Eğer bu encümen buna satış yetişir. O yetişir. Bu meclise bilgi vereceğiz. Yani. Encümene yetişir. Karar alırsa da ben de grubum adına burayı hukuki sürece taşırım. Hem vicdani hem hukuki. Basınlığında da söz veriyoruz buna. Biz de buna hem ahiret olarak hem hukuki olarak biz buna yani, üstüne gideriz. Biz de vicdan sahibiz arkadaşlar. Biz uyaralım başkan da satar mısınız, alar mısınız da? %9'un çünkü %91'i belediyenin %9'u vatandaşın.